Roma. Ateşin İbrahim'e karşı serin ve selametli olduğu Eyüp'ün sabır diyarı, kadim şehir Şanlıurfa'dan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Şükrü Çiftçi ile Kahve Bahane programı başlıyor. Efendim yeni sezonda yeni konuklarla sizlerle güzel güzel programlar izlemeniz dileğiyle efendim. Efendim bugünkü konuğum Şanlıurfa Bahçeşehir Koleji rehber öğretmeni Fazile Banar hocam. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz hocam. Yeni sezonunuz, yeni döneminiz hayırlı olsun. Bizi de misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Sayın hocam, bugün sonu çocuklarımızın sürekli heyecanla konuştuğu LGS, SSS'lerin bizi heyecanlandırdığı, ailelerin sürekli bir aksiyon dönemlerinin başladığı bu sınav dönemleri. Tabii sürekli sınavlar değişiyor. SBS, TEOG ve biz bugün LGS uzmanı olarak, siz bu işin uzmanı olarak bugün sizinle LGS sisteminin velilere ve öğrencilere ne gibi taktikler olacağı konusunda sizinle sohbet edeceğiz. Umarım seyircilerimiz de bu konuda güzel bir program izlerler Sayın Hocam. Öyle de umuyoruz sizinle Sayın Hocam. Hocam öncelikle adettendir. Biz sizleri çok iyi tanıyoruz. Bahçeşehir Koleji Rehber Öğretmeni Fazile Banar olarak. Ama siz de kısaca bir kendinizden bahseder misiniz hocam? Tekrardan herkese iyi akşamlar. Bu arada canım öğrencilerime özellikle merhabalar diyorum. Selam gönderiyorum velilerimize. Adım Fazile Banar. İzmirliyim. Urfa'da 8 yıldır yaşıyoruz. Ve öğretmenlikte 14. yılım. Rehber öğretmen olarak görev yapıyorum. 7. ve 8. sınıflarla ilgileniyorum. Sınav grubuyla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz de bu yoğun çalışmalarınızı görüyoruz, takip ediyoruz hocam. Biz de bu işin şifrelerini sizden almak için bugün buradayız. Evet. Sayın hocam, LGS dedik. Ya geçen yıl TEOG süreci, veliler hazırlık yapmışken TEOG süreci, TEOG sınavı kaldırıldı. İşte TEOG sınavından sonra kalkacak mı, geri gelecek mi, ismi ne olacak? Öyle, merkezi ortak sınav dediler, MOS dediler, sonra LGS oldu. Yani esasında biz baktığımızda sonuç itibariyle bir sınav ismi yine geldi. Evet. İsmi de bunun LGS oldu Sayın Hocam. Ve velilerimiz hazırlık yaptılar, kitap aldılar. TEOG süreci dediler, sonra değişti, yeni müfredat, evet, muhakeme sorular. Bunun üzerinde çok konuşacağız. Hocam öncelikle LGS ile ilgili neler söylemek istersiniz? Yıllardır 8. sınıf öğrencileriyle berabersiniz. Bu sistemi yakından bilen biri olarak LGS ile ilgili neler söylemek istersiniz? En çok bilmemiz gereken noktalar nelerdir? Bahseder misiniz hocam? Tabii hocam. LGS sistemi biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi hocam 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Haziran ayında uygulanmaya başlandı. Ama tabii ki bu sürecin oluşumu, başlangıcı bir yıl içerisinde sistemdeki sürekli değişimler geçen yıl sınava hazırlanan öğrenci ve velilerimizi aynı zamanda kaygılandırdı. LGS sisteminde bazı değişiklikler, yani TEOG üzerinde bazı değişiklikler yapıp LGS sistemi oldu. Yani liselere giriş sistemi. Liselere giriş sisteminde TEOG'dan farklı olarak hocam, öğrenciler sınava girme zorunluluğu yok. Yani öğrencinin önünde, 8. sınıf öğrencisinin önünde iki seçenek var. Bunlardan birincisi merkezi yerleştirme ile tercih ettiği liseye giriş yapması. Diğeri de eğitim merkezine göre, yani yerel yerleştirme, bulunduğu çevreye göre sınava girmeden yerleştirilmesi. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim, öğrencimizin orta öğretim başarı puanı göz önüne alınarak tercih önceliği, tercihleri içerisinde bulunan okul, yerleşim yerine göre uygunluğu,
Bunun dışında devam devamsızlık, yaş önceliği gibi kriterler göz önüne alınarak sınava girmeden de öğrenci bulunduğu çevreye uygun okula tercih edip yerleşebiliyor. Ama tabii ki sınav kısmına geldiğimizde sınav kısmında da değişiklikler oldu. Bunlardan bazıları TEOG'da yanlışlar doğruları götürmüyordu hocam. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor LGS sisteminde. Tabii ki bu da hesaplama yöntemini de değiştirmiş oldu sınavın. Daha öncesinde daha fazla birinciler varken şimdi artık tabii ki yanlışlar doğruları götürünce hesaplama yöntemi değişince tabii ki daha az birinci çıkma olasılığı oldu. Bunun dışında soru sayılarında değişiklikler oldu. Ve sınav iki oturum şeklinde oldu. Sözel bölüm ve sayısal bölüm şeklinde. Biraz onlardan da bahsedeyim. En azından velilerimizin de ve sınava önümüzdeki yıllarda girecek olan velilerimizin de fikri olmuş olsun. Buyurun hocam. Şöyle söyleyeyim. Sözel bölümde toplamda 50 soru var. 20 soru Türkçeden, 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü, 10 İngilizceden toplamda 50 sorudan sorumlular ve 75 dakikaları var. Sayısal bölümde de toplamda 40 soruları var ve matematik ile fen bilgisi sorularından sorumlular. Toplamda 20-20-40 sorudan sorumlular. Bir soruya 1,5 dakika düşüyor, 60 dakikaları var. Sınava sabahleyin sözel oturumla başlıyorlar. Sözel oturum bittikten sonra 45 dakika sonra sayısal oturuma başlıyorlar. Tabii ki derslerin aynı şekilde katsayıları da farklılaştı. Fen, Türkçe ve matematik derslerinin katsayıları 4, diğer derslerin katsayıları 1. Şimdi burada da tabii ki şöyle bir handikap yaşıyor öğrencilerimiz. Matematik, fen, Türkçe benim için en fazla getirisi olan dersler. Ben hep bu derslere çalışayım. Zaten bir soru 4 puan ama diğerleri zaten getirisi çok fazla değil. Ben bunlara yükleneyim diye yanlış bir bakış açısı oluşabiliyor. Bizim için bütün soruların önem derecesi aynı. Neden? Çünkü sınava girdikten sonra her öğrencinin ortalama aynı puanı alması demek kalabalık bir yığın, kitlenin oluşması demek aynı puan aralığında. Öyle olduğundan dolayı tercih edeceği okulun gelme olasılığı azalmakta. Yani öğrenci şunu düşünmesi gerekiyor. Ben herkesin yaptığını yapıp aynı zamanda herkesin yapamadığını yapmam gerekiyor. Çünkü geçen yılki sorulara baktığımız zaman aslında en belirleyici testin matematik olduğunu görüyoruz. Ortalama Türkiye genelinde 5 soru yapabilmiş öğrenciler. Ortalaması 5 soru matematiğin. Böyle olduğundan dolayı şimdi sürekli matematiğe yüklenip o sınavın zor gelmesi demek, o soruların zor gelmesi demek. Diğer derslere bakmadığından dolayı istediği puanı alamayıp istediği lisede tercih etme olasılığının yani gelme olasılığının daha azalması demek. Bu nedenle hep önerdiğimiz şey bizim için bütün dersler önemli. Din kültürü, İngilizce, inkılap tarihi ne kadar kat sayısı 1 olmuş olsa da bizim için aynı öneme sahip olması gerekmekte. Bununla birlikte yine aynı 4 seçenek, 4 kitapçık devam etmekte. Ama şunu da söylemekte yarar var. Şimdi sınava hazırlanırken öğrenci geçen yıl evet kaygılı bir süreçti. Ama bununla ilgili çok fazla yayın evi, çok fazla kaynak vardı. Tabii ki nasıl sorular geleceğini bilmedikleri için yanlış kaynaklardan hazırlanma olasılığı vardı. Biz de geçen yılki uygulamamızda 34 deneme yaptık ve 34 deneme sınavı her sistemle ilgili değişiklikte hemen sisteme uyumlu sınavlarımızı hazırladık. Hatta bazen PDF formatı ile geldi merkezden bize ve biz hemen çoğaltıp öğrencilerimize yaptık denemelerimizi. Yani sık sık deneme yapmaya çalıştık ve şöyle bir sonuç aldık hocam. Öğrencilerimizin denemelerden aldıkları sonuç ile LGS sınavından aldıkları netler hemen hemen aynıydı. Bu bizim için aslında en büyük mutluluk kaynağıydı. Şöyle bir sonuç da ortaya çıktı. Bu sene bizim bu kadar soruları yakından tahmin etmemiz ve
soruları yakalamamızdan dolayı tabii bazı okul ve etüt merkezleri sorularımızı kullanmakta. Bunun da farkındayız. Tabii bunun hukuki süreci de var. Bunu bildiğimizi belirtelim. Denemelerimiz oluyor. Denemelerde Türkiye geneli yapıyoruz okul olarak ve Türkiye geneli sınavlarımızda öğrenci aslında küçük bir LGS sınavı yapmış oluyor. Aslında ben soru olarak bunu hazırlamıştım hocam. Rehber öğretmen olarak öğrencilerinizle sınava yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii siz bizden önce davrandınız. Evet. Hocamız burada esasında şu sorumuzu cevaplıyor. Rehber öğretmen olarak öğrencinizle sınava yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ve siz bu çalışmalardan bahsediyorsunuz Sayın Hocam. Evet. Buyurun hocam. Şimdi LGS sistemi ile bu sene ikinci defa sınava giriyor öğrenciler. Ve tabii ki geçen yılki öğrencilerin evet yaşadığı kaygıları bu yıl yaşamıyorlar. Birazcık daha rahatlar. Şu anda evet, hocam, evet kullandığımız bilgiler aslında 2017-2018 kılavuzuna göre bilgiler. Bu seneki sınav sistemiyle ilgili herhangi bir değişiklik olup olmadığını kılavuz yayınlandığında daha net öğrenebileceğiz ve onunla ilgili tabii ki yine bilgilendirme yapacağız öğrenci ve velilerimize. Şöyle söyleyeyim, biz sınava hazırlık sürecini Ağustos ayından itibaren başladığımızda öncelikle şunu yapıyoruz. Biz bir hedef belirliyoruz kendimize. Uzak hedef ve yakın hedef. Hedefimizi belirlememizin sebebi de şu. Hocam, başlangıç noktamız belli ama biz varış noktamızı belirlersek eğer hangi yoldan gideceğimizi de belirleyeceğiz. Bundan dolayı bir programımız olması gerekiyor ve bir hedefimiz olması gerekiyor. Programımızı özel olarak öğrencilerimizle birlikte görüşerek hazırlıyoruz. Bunun dışında programlı hazırlanmanın dışında biliyoruz ki sınavda 75 dakika oturuyor öğrenci ve 75 dakika onlar için biraz uzun bir süre gibi gelebiliyor. Yani evdeki çalışmalarında 40 dakika, 45 dakika oturmaya alışmış bir öğrenci 75 dakika sınavda oturmakta zorlanabiliyor. Bunları da aşmamız gerekiyor. Yani sınavın hem evet başarı boyutu hem de teknik boyutlarını da düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle program hazırlarken programımızın ilk aşamasında 45'er dakikalık oturmalar, daha sonra bu süreleri arttırarak sınav anında daha rahat, sıkılmadan, dikkati dağılmadan oturmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Oturma egzersizleri. Bunun dışında bizim için şu da çok önemli hocam. Programımız var. Evet, okulumuzdan derslerimizi alıyoruz. Ama evdeki çalışma da çok önemli. Evdeki çalışma için öncelikle öğrencilerimizden istediğimiz sade bir çalışma ortamımız olsun. Yani masamızda o anda gerekli olmayacak şeyleri mutlaka uzaklaştırmak gerekiyor. Sade bir masa. Evet, evet, sadece ne çalışacaksak ona ait kaynaklar. Çünkü bazen hocam, bayan öğrencilerimiz de işte süslü kalemlikler, işte ne bileyim dikkat dağıtıcı, makastır, yapıştırıcı, bunların hepsi aslında birer uyarıcı, dikkat dağıtabiliyor. Bu nedenle sadece bizim çalışacağımız şeye yönelik kaynaklarımız bulunması gerekiyor. Programımızda da zaten o anda ne çalışacağımızla ilgili bilgi olduğundan dolayı Türkçe çalışacaksak eğer Türkçe'ye ait işte konu anlatımlı soru bankalarımız, kaynaklarımızın hepsinin elimizin altında olması gerekiyor. Bazen de öğrenci çok uzun oturmaya alışmadığı için su alma bahanesiyle işte karnım acıktı vesaireyle kalkabiliyor. Hocama bir şey diyeceğim, anneme bir şey diyeceğim. Annem işte anne bak bu şu anda aklıma geldi bir anlatayım sana derken o uzun sürebiliyor tabii ki. Programlı olmayı o yüzden tavsiye ediyoruz. Saati saatine bazen uyamayabiliyoruz. Evde farklı durumlar olabiliyor. Ama mutlaka o gün ne planladıysak gün içerisinde yapmamız gerekiyor. Bunun dışında çok uzun süren çalışmaları önermiyoruz hocam. Çünkü öğrenciler bazen tam tersini de yapabiliyorlar. Evet biz diyoruz hani 75 dakika oturmaya alıştıralım ama bazı öğrencilerimiz 1,5-2 saat oturup dersin başından kalkmıyorlar. Bu da tabii ki yanlış bir yöntem. Çünkü belli bir süre sonra algılama düştüğünden dolayı sıkılmaya başlıyor öğrenci ve bunun dışında çözdüğü sorularda yanlış olma olasılığı da artıyor.
O nedenle ben yanlış çözdüm, anlamıyorum konuyu paniğine sebep olduğundan dolayı bu sefer motivasyonu düşüyor. Halbuki o çok uzun süre çalışmasından da kaynaklı. O nedenle bizim en fazla işte 45 dakikayla başlayıp sonrasında 75 dakika çalışıp ondan sonrasında bir 15 dakika ara verip sonrasında tekrardan programımızda ne yazıyorsa o derse çalışmamız gerekmekte. Yani programlı çalışmak bizim için çok önemli. Hocam, sözünüzü bölüyorum. Estağfurullah. Siz konuşuyorsunuz. Konuşma sizden ama ben arada merak tabii ettiğim ki. Çünkü hazır bir araya merak gelmiş. Etmenin hocasıdır derler ya. Evet. Biz de merak ettiğimizi sizi tutmuşken bırakmayalım hocam. Peki burada hani velinin üzerine düşen sorumlulukları anlatacağız ama ben şu hani ben de eğitimci olmam hesabıyla veli ve öğrenciyi tanıyorum. Karşılaştırıyorum, mukayese yapıyorum. Şimdi hocam velide şöyle bir problem var. Öğrenciyi tanımadan yani bizim asıl sorunumuz dersten önce bir bireyi tanımamız gerekiyor. Ama veli kendi çocuğunu daha tanımadan, kendi çocuğunun ruh halini daha çözümlemeden çocuktan sürekli bir başarı bekliyor. Evet. Peki bunun ne etkisi olabilir hocam? Bunun üzerinde ne konuşabiliriz? Yani veli, yani önce bir öğrenciyi tanımamız gerekiyor mu? Yani derse akademik başarıdan önce öğrenciyi tanımamız gerekmiyor mu? Tabii ki. Şimdi tabii ki her anne ve babanın gözünde evladı özeldir. Ve biriciktir. Evet, evet ondan dolayı da hep onu iyi yerlerde görmek ister ve çok iyi olduğunu düşünür. Bazen eksiklerini, yanlışlarını göremeyebilir. Bu noktada da biz veli-öğretmen, öğrenci ilişkisine çok önem veriyoruz. Veli bu noktada eğer öğrencisiyle ilgili net bilgiyi almak istiyorsa çalışmalarıyla ilgili öğretmenleriyle mutlaka görüş alışverişinde olması gerekmekte. Çünkü şöyle söyleyeyim, öğrenciyi biz evet okulda tanıyoruz ama evdeki durumunu bilmiyoruz. Veli de evdeki durumunu biliyor ama okuldaki durumunu bilmiyor. Bu nedenle ortak paydamız olan öğrencilerle ilgili mutlaka sık sık bir araya gelmek gerekiyor. Ve takip etmesi gerekiyor velinin. Takip ederken de bunu hani anneler genelde çalışırken çay getirdim işte meyve getirdim deyip bakıp ne çalışıyor acaba diye böyle bir takip değil. Sınav sonuçlarını takip etmek. Bunun dışında yargılamadan, ön yargılı olmadan takip etmek gerekiyor. Öğrenci o gün deneme sınavına girip eve gittiğinde yine kaç yanlış yaptın ya da bak ben sana söylemiştim gibi ifadeler yerine daha yumuşak, daha olumlu olarak cümleye girip mesela hangi konularda sorular vardı, zorlandığım sorular oldu mu şeklinde yaklaşırsak hem orada o konuşmanın devamı daha güzel gelir. Sonra mesela öncesinde eğer olumsuz bir yaklaşımla olduğu zaman veli orada konuşma bitiyor, iletişim bitmiş oluyor. Şimdi zaten aslında bundan da bahsedecektim. Ergenlikle birlikte olan bir süreç bu sınav süreci. Hem ergenliğin o dalgalı deniz boyutu, çalkantılı ama aynı zamanda da bir sınav süreci. İkisi de bir araya geldiği zaman çocuk, biz de onların yerine kendimizi koyduğumuzda hakikaten evet doğru, stresli bir dönem. Bu nedenle kırıcı konuşmalar olabilir, yanlış anlaşılmalar fazlalıkla olabilir. Birazcık daha büyükler olarak anne ve babaların, ebeveynlerin daha sakin olmalarını, daha yapıcı olmalarını öneriyoruz. Çocuklarımızı evet iyi tanımamız gerekiyor. Neyi yapıp neyi yapamadıklarını bilmemiz gerekiyor. Çünkü hep pembe gözlükle bakıp işte zaten en iyisini yapıyor benim çocuğum vesaire dediğimizde bu sefer çocuk da öyle bir beklentiye giriyor. Ben zaten en iyisiyim diyor. Sonrasında sınava girdiğinde istediği sonucu alamadığında hani ben en iyisiydim demek ki en iyisi değilmişim diye düşünüyor. Orada da tabii ki hayattan hüsran. Beklentisi evet hüsranla sonuçlanmış oluyor. O yüzden dediğiniz gibi anne ve babalar çocuklarını çok iyi tanımalı. Gerçekleştirebileceklerini, potansiyellerini, performanslarını çok iyi bilmeli. Bunu yaparken de mutlaka öğretmenleriyle görüş alışverişi içerisinde olması gerekmekte. Hatta bunun için bizim şöyle bir testimiz var. Kişiye özgü öğretim modelleriyle ilgili KÖM testlerimiz var.
KÖM testleriyle öğrencinin nasıl öğrendiği, nasıl bir ortama ihtiyaç duyduğu, en çok duymak istediği cümleler vesaire, bunların hepsini ölçüp aslında her öğrencinin özel olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü her öğrencinin öğrenme stili farklı. Biz de bu noktada yaklaşmaya çalışıyoruz. Hocam, çok evet. Şimdi tabii öğrenciler çalışıyor. Hı hı. Son dönemler, 21. yüzyıldayız. Aydınlanma döneminden sonra bizim farklı uyarıcılarımız var. Hı hı. Şimdi biz ne kadar ders çalışmak istersek de bizi sürekli bir yere sevk ettiren bir uyarıcımız da var. WhatsApp, evet, çok fazla. Facebook. Hele hele son dönemin, yani 8. sınıf öğrencilerinde, ikinci kademe dediğimiz, evet, dönemde öğrenciler daha çok Instagram. Ben bile, evet, ismini bilmiyorum hocam. Yani öğrencilerin daha çok kullandığı sosyal medya, oyunlar. Evet. Hocam, bu uyarıcılar da var. Bizi sürekli rahatsız eden. Hı-hı. Ama öğrenciler onlara cezbedici gelen. Onlar açısından olumlu cezbeden, hı-hı, bir uyarıcı var. Evet. Peki ben daha önceki programlarda da söylüyorum. Akıllı, hı-hı, telefonlar diyoruz ama akıllı telefonlarımızın aklımızı aldığı bir dönem. Öğrencilerimizi sürekli kendisine çeken bir uyarıcı var. Hı-hı. Peki hocam, ben şimdi soruyorum bunu. Teknolojinin kullanımı sizce bu süreçte öğrencileri nasıl etkilemektedir? Nasıl kullanmaları doğru olur? Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Evet, çok fazla uyarıcıya maruzlar. Ama bizim öncelikle onlara bu uyarıcıları, yani bu teknolojiyi aslında nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Evet hocam. Şimdi evet, internet doğru elimizin altında. Ama biz o internette sadece sosyal medyayı algılıyorsak, evet, o bizim gelişimimize engeldir. Ama biz internette, yani şu anda biliyorsunuz robotik kodlama ön planda, değil mi? Yani yeni bir şeyler ortaya çıkarma, araştırma. Yani biz araştırıcı, sorgulayıcı olmaya daha çok onları yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdi yanlış, evet, değilsem robotik kodlamayı Bahçeşehir Koleji. Evet, aynen. Bunu yapıyorlar. Başlatan, evet, hoca bu getirdiler. Uygulamayı başlatan. Öyle bir duyum aldım. Evet. Yanlış değilsem. Yani Bahçeşehir, bizi Urfalı çocuklar adına böyle, evet, bir çalışma yapması da bizi mutlu ediyor hocam. Yani bu memleket hepimizin, bu çocuklar hepimizin. Biz artık bu çocuklara farklı şeyler öğretmek istiyoruz. Evet. Ben Urfa'da böyle bir güzel çalışma olduğunu duyduğum an saçlarım diken diken olur derler ya. Hocam, bu memleket, bu çocuklar hepimizin. Evet. Biz bu çocukları yetiştirmeliyiz. İşte bu anlamda size, yani Bahçeşehir Kurumu'na, robotik kodlama dediğimiz master altı, STEM, mentorluk sistemleri, evet, bunlar hocam bizi mutlu ediyor. Öğrenciyle birebir ilgilenmeler. Biz kendimizi görmeye, kendimizi tanımaya başladık bu sistemlerle. Evet. Bu bağlamda size teşekkür ediyoruz hocam. Sağ, bu çalışmalarınızı duyuyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sağ olun. Bunları buyurun, sizden hocam duymak da çok güzel, olun, gurur hocam, verici şeyler. Biraz önce de dediğim gibi teknolojiyi aslında, evet, olumlu yönleriyle algılamak gerekiyor, almak gerekiyor. Bunun içerisinde biz çocuklarımızı bazen keskin çizgilerle kurallar koyabiliyoruz. Bu kuralları, bu kadar keskin çizgiler yerine birazcık daha yumuşatıp ama yine de kurallar içerisinde olursa, onlar kurallara ne kadar karşı çıksalar da kendilerini bu kuralların içerisinde aslında güvende hissediyorlar. Ve onların da mekanik olmadığını da aslında unutmamamız gerekiyor. Evet, doğru. Sınav sürecindeler, sınava hazırlanıyorlar ama teknolojiyi kullanırken bizim onları yönlendirmemiz gerekiyor. Zaten biz öğretmenler olarak okulda bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ama evde de çalışma masasında çalışırken yanında cep telefonu olan bir öğrenci kesinlikle bundan hiçbir fayda sağlayamaz. Yani velilerin de bizim koyduğumuz okuldaki kurallar gibi aynı şekilde evde kurallar koyup, işte mesela hafta sonları sadece bir saat PlayStation oynayabilirsin ya da tabletinle ilgilenebilirsin ya da eğer cep telefonu ya da evde bilgisayar, internet varsa orada sadece mesela okulla ilgili, eğitimle ilgili uygulamalar var. Bunları indirebilir. Bunlar da faydalı süreçler. Yani teknoloji kullanımını birazcık daha olumluya çevirip, birazcık daha oradan ne çekebiliriz kendimize, bu açıdan bakmamız gerekiyor. Dezavantajı avantaja çevirmek. Evet, aynen öyle. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam, sürekli velilerin kaygıları var. Evet. Öğrenciler sürekli, görüyorum ders anlatırken,
Öğrenci geliyor, hocam lütfen sizden bir isteğim var. Bugün anneme deyin ki oğlunuz çok iyiydi. Hocam bugün ben derste nasıldım? Derste çok iyiydim. Bunu aileme söyleyin. Hani biz biraz önce dedik ya aile baskısı. Hocam burada öğrencilerin, ben öğretmen olarak öğrencilerimin isteklerini de buradan dile getirmek istiyorum. Ve bunu sizin, siz bunu aktarırsanız hocam, burada velilere, bu süreçte bizim velilerimize ne iş düşüyor? Yani bu öğrencilerimizin kaygısı var, sınav kaygısı var ama velilerin baskısı, veliler neden full yapmadım? Hocam siz de bilirsiniz ki hocam bir öğrencinin birinci haftadan, ikinci haftadan, üçüncü haftadan itibaren full çekmesi, sınavda hepsini doğru yanıtlaması mümkün değildir. Aynen. Yani bunun belli bir süreci, belli bir aşaması var. Bu ben bazen zikzaklar da çizebiliyor hocam. Tabii. Yani sadece yükseliş de olmayabiliyor, düşüş de olabiliyor. Ve ben bunu da her zaman söylüyorum velime. Ablacığım ya da hanımefendi, beyefendi diyorum ki bu çocuğunuz yanlış yapması kadar güzel bir nimet yok. Çocuk yanlış yaptığını hiçbir zaman unutmaz. Çünkü o sürekli kafasına kazınır ve hiçbir zaman unutmaz. Sizden öğrencilerim adına, öğrencilerimden aldığım bir soru. Hocam velilere burada ne görev düşüyor? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Biraz önce dediniz ya, öğrencilerim yanıma gelip benle ilgili güzel şeyler söyleyebilir misiniz? Bugün güzeldi diye anneme babama söylüyorlar. Bunun sebebi şu hocam. Bazen evde konuşmalar o kadar çok sadece sınav üzerine oluyor ki çocuklar güzel şeyler duymak istiyorlar ve bunları duyamıyorlar. Bu nedenle de birazcık daha orada motive edici sözcükleri arttırmak gerekiyor. Tabii bunu abartmadan, hani sen çok iyisin, sen şöylesin değil de ben senin çalıştığında başaracağına inanıyorum. Sen dili değil, ben dili. Yani evet, onu kırmadan yani, gitmeden. Aynen evet. Öyle. Yani onun kaygılarını anlamak gerekiyor. Biraz önce de dedik, önce veli sistemi bilmesi gerekiyor. Çocuğun nasıl bir sisteme girdiğini ve bu sistem içerisinde ne tür kaygılar yaşadığını bilmesi gerekiyor. Birazcık da tabii ki empati kurması gerekiyor. Kendini onun yerine koyması gerekiyor. Dedik ya, ergenlik süreci, sınav süreci, evet bunlar stres yaratıyor. Bu stresin de farkında olup en azından onu rahatlatmak, onun üzerindeki yükü birazcık daha alması gerekiyor. Ve bunu da yaparken hani o beklediği güzel cümleler vardır ya, onları kurmak gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız olduğunda şunu söylüyoruz çocuklarımıza. Velilerinizden en çok duymak istediğiniz cümle nedir? Ve velilerimize de sorduğumuzda şunu duyuyoruz yıllardır mesela. En çok kullandığınız kelime nedir dediğimizde çocuk diyor ki işte en çok duymak istediğim başarabilirsin. Velinin en çok söylediği cümle ne? Hadi ders çalış. Şimdi toplantılarımızda da sürekli bunu konuşuyoruz yıllardır. Diyoruz ki hani en çok kullandığınız kelime ders çalış. Başka dilimde tüy bitti ders çalış demekten, odanı topla demekten. Şimdi şunu düşünmek lazım hocam. Biz bu kelimeleri çok kullandığımız zaman daha mı çok ders çalışıyor çocuk? Bunu düşünmek gerekiyor. Daha çok kullanınca daha çok çalışması gibi bir olasılık yok. Daha az çalışıyor. Ya da yalancıktan neden? Çocuk diyor ki ben odadayım. Çalışıyorum çocuğumuz diyor. Çocuğumuz 2 saatleri yani odadan çıkmıyor. Ders çalışıyor. Aslında onları biz hocam bu şekilde sürekli şunu yap, bunu yap, işte ders çalış demekten onları birazcık daha edilgenleştirmiş oluyoruz. Kendi inisiyatiflerini, kendi kararlarının önüne geçip bizim dediğimiz saatte otur çalış, bizim dediğimiz saatte kalk, sen çok az çalışıyorsun diyebiliyoruz. Şimdi çocuk orada şunu söyleyebiliyor işte, anne sen sistemi bilmiyorsun ama ben hani yeteri kadar çalıştığıma inanıyorum diyebiliyor. Ha, o noktada dediğim gibi hani bir şey söylemenin o kadar çok yolu vardır ki tatlı dil her zaman en ön planda. Evet. Yani tatlı dil, o güler yüz, o anlayışlı sözcükleri her zaman kullanırsak hem dedik ya ergenlik sürecindeki o iletişimin kopmasına izin vermemiş oluruz. O dalgalı denizi biraz durgunlaştırmış oluruz. Hem de sınav sürecindeki o kaygılı çocuğumuzun biraz üzerinden o sırtındaki yükü de almış oluruz. Bir de şöyle bir şey var hocam. Velilerimizden istediğim karşılaştırma yapmamaları. Mukayese yapıyorlar. Çünkü evet işte
komşunun çocuğu daha başarılı oldu, bak burayı kazanacak, denemeleri böyle. İşte sen, ama senin bu kadar yanlışın var dediğimiz zaman o anda eğer o çocuğun gerçekten biraz isteği varsa o da azalmış oluyor. Bu noktada velilerimizden istediğimiz karşılaştırma yapmamaları. Hocam çok özür diliyorum, araya gireceğim. Şimdi bizim hani bazen bana derler, sen bir kitap çalışması yapıyorum şu anda. Hocam bunu kaç ayda yazdın diyorlar. Yani bu kaç ayda bu kitap sürecini yaptın diyorlar. Ömrümü verdim diyorum. Çünkü ben eğitime ömrümü verdim diyorum. Ben kaç ayda yazdığım değil, ömrümü verdim ve ömrümden şu anda birikimlerimi bir ayda da olsa kitaba döküyorum. Ve o kitapta şöyle bir şey dedim hocam. Mentörlük sistemi diyorsunuz ya, koçluk. Ve ben bir koç olarak, bir öğretmen olarak, bir rehber olarak sizin branşınıza biraz girdim hocam kitabımda. Başarmak mı istiyorsun diye. Eylül'de basmayı düşünüyordum ama biraz süreçte bir sıkıntı yaşadık. Başarmak mı istiyorsun diye. Ve ben orada iki öğrenciyi karşılaştırdım. Komşunun kızı Eda ve Beril, iki kahraman. Ve birisini Papataş Lisesi'ne göndereceğiz. Birisi de Eyüpiye'deki normal bir okula gidiyor. Tabii Kabataş'a giden öğrencimizin annesi kız doğduğu andan itibaren böyle bir kaygılı süreci başladı. Benim kızım komşunun kızı Eda'yı geçebilir mi? Benim kızım denemede onu geçebilir mi? O neden Türkçeden bu kadar yaptı, benimki niye bu kadar yapmadı? O neden inkılabı yaptı, benimki neden yapamadı? Sürekli bir karşılaştırma durumu. Ve biz kitabımızda bunu ele aldık. Dedik ki velilerimize bir yol gösterici rehber olsun diye hocam. Yani hani siz dediniz ya mukayese. Bizde böyle bir acımız var hocam, bir yaramız var. Sürekli mukayese ediyoruz. Ama biz hani dedik ya bireyi tanımıyoruz. Sizin çocuğunuzun alıcısı farklıdır. O derse karşı alıcısı farklıdır, diğerininki farklıdır. Tabii ki. Çok özür diliyorum hocam, böldüm. Estağfurullah. Buyurun hocam. Yani dediğimiz gibi aslında biraz önceki noktaya çıkıyoruz. Her öğrencinin başarısı, ilgileri, algıları farklıdır. İşte bu noktada velinin çocuğunu çok iyi tanıyıp neler gerçekleştirebileceğini bilmesi gerekiyor. Şimdi bazen deneme sonuçları, biraz önce de dedik, hep yükselişte olmayabilir hocam. Ve bu noktada düşüşler de olabilir. Ve bu düşüşleri değerlendirip nedenlerini incelemek gerekiyor aslında. Bu şu anda yaptıkları hepsi birer deneme sınavı. Deneme sınavı, adı üstünde kendimizi deneyip görüyoruz. Bu gerçek sınav değil ki telafisi olmasın. Bu deneme sınavında bizim sürekli yaptığımız bir uygulamadır hocam. Deneme sınavını öğrenciyle birlikte inceleriz. Ve öğrenciyle birlikte incelerken hangi tarz soruları yapamamış? Hangi sorularda zorlanmış? Konu eksiği nerede? Şimdi soruları çözüş, yazı şekli bile bizim için önemli. Çünkü bazen çocuklar karman çorman çözdüğü için bu da işlem hatasının sebeplerinden biri. Yani biz birebir deneme sınavını alıp burada öğrencilerimizle inceliyoruz. Ve oradaki hatanın sebeplerini bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz noktada da o kadar güzel yükselişler oluyor ki. Bundan dolayı her bir sınav bizim için bir tecrübe ve bu tecrübeden yola çıkarak yeni bir noktaya ulaşmak için bir sıçrama sebebi. Ama düşüşler de olabilir ki çok normal. Biz de ne diyoruz? İleriye adım atabilmek için önce biraz geriye adım atıp biraz sıçramak gerekiyor. Böyle motive oluyoruz. Düşüşlerimizden de bir ders çıkarmamız, orada neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü sınav yaklaşıyor ve zaman geçiyor. Zaman biz durup düşünüp işte vay neden denemem kötü oldu vesaire derken zaman geçiyor. Bizim o esnada alıp hatam neymiş, ben neyi yapamamışım diye düşünmesi gerekiyor. Ve bu esnada aslında öğrenci kendini de tanımış oluyor. Ben hangi konulara hakimim, hangi konulara değilim. Sınav süresini ne kadar kullanabiliyorum ve nedir? Kaydırma olasılığım var mı? Dikkatim ne seviyede? Bunların hepsini ölçmüş oluyoruz. Yani şöyle söyleyeyim hocam, sınav sistemi sadece bilgiyi ölçmüyor. Sınav sistemi öğrencinin süreyi kullanıp kullanamadığını, dikkatini toplayıp toplayamadığını ve bilgiyi ölçüyor. Ama bilgiyi ölçerken de eskisi gibi sadece işlem yapabilen öğrenciyi seçmiyorlar artık.
yorum yapabilen, eleştirel bakabilen, evet analiz edebilen, süzgeçten geçirebilen öğrenciyi artık alıyor. Ve işlem yapmak değil artık, geçen yılki matematik sorularına baktığımızda hocam, orada nedir? Diyor ki bu soruyu okuduğunda kendi mantığıyla çözmesini sağlıyor. Yani ezbere bir sistem yok artık hocam. Bu ezbere sistemin olmaması çocuklar için çok çok daha iyi. Neyi neden öğrendiğinin farkına varmış oluyor artık. Biz önceden ne yapıyorduk? Topla, çıkar, böl, tamam, bulduk sonucu. Ama şimdi artık öyle değil. Bütün sınavların yapısı yavaş yavaş değişiyor. KPSS işte nedir? LGS böyle oldu. İşte dikey geçiş sınavıdır vesaire. Aslında hepsinde artık bakıyoruz hocam, sözel mantık soruları var. Neden? O mukayeseyi yapıp o mantığını yürütebilip yürütemediğini görmesi için. Yani artık sorgulayan bireyler daha çok eleştirel bakabilen, sorunun içerisinde isteneni daha kolay algılayabilen öğrenciler amaçlanıyor. Ve bu da çok güzel bir şey. Yani farkındalık oluşuyor aslında. Teşekkür ederim hocam. Hocam, süremiz daralıyor. Gerçekten. Konumuz çok. Çok hızlı gidiyoruz. Teşekkür ediyorum. Renk kattınız programımıza. Sağ olun, teşekkürler. Tabii biz sizin çalıştığınız kurumun amiri Esum Saatçı Aslan hocamıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen, aynen. Şehrin eğitimine güzel. Biz bu şehrin eğitimine kim katkı sunuyorsa hepsini kucağımıza alırız. Gönülden bağlanırız. Severiz hocam. Evet. Bu konuda kurum amiriniz, kurucunuz Esum Aslan hocamıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Ben de ekibinde olduğum için gurur duyuyorum. İnşallah çünkü onu da haftaya konuğumuz etmeyi düşünüyoruz hocam. Çok güzel. Ondan da alacaklarımız, paylaşacağımız, Urfa eğitimine sunacağımız inşallah güzel şeyler olacak. İnşallah. Hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok hızlı gittik hocam. Evet. Soracağım çok şey var ama bizim de... Yine bir araya geliriz inşallah hocam. İnşallah hocam, baş üstüne. Sınav yaklaştıkça. Hocam, siz Bahçeşehir Koleji Rehber Öğretmeni olarak. Hocam, LGS benden sormuş diyorsunuz. Ben diyorum. Estağfurullah. Sayın hocam, son olarak bize sunmak istediğiniz nokta atışlarınız var mı Sayın Hocam? Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Çocuklarımıza biraz önce dediğimiz gibi en çok ihtiyaç duyduğu cümleleri kullanalım. Ve bunun dışında en önemlisi dersek eğer çocuklarımızı dinleyelim. Çünkü onların anlatacak çok şey var ve onları dinlersek onun hayatından da haberdar oluruz. Onun arkadaşlarından da haberdar oluruz, çevresini biliriz, neler düşündüğünü ve bunları bildikçe hayata dair tecrübelerini biz de yenilerine ekleriz bu ilişkiyle. Bu nedenle bizim çocuklarımızı iyi dinlememiz gerekiyor. Tabii ki bu süreçte çocuklarımıza da görevler düşüyor. Hayat koşulları evet zorlaşıyor, eğitim dediğimiz gibi süreç değişiyor, sınavlar değişiyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Başarılı öğrenci ne olursa olsun, sistemin adı TEOG'da olsun, LGS'de olsun, KPSS'de olsun, ne olursa olsun, adı değişse de bir sistem var, bir sınav var. Ama başarılı öğrenci ne kadar değişirse değişsin sistem, her zaman ayakta kalan öğrencidir. Biz sisteme göre hazırlanmayalım. Biz öğrenmek için, hayatı öğrenmek için, bilgiyi elde etmek için uğraşalım. Çünkü gelecekte bizi evet neler beklediğini bilmiyoruz ama biz azimli ve çalışkan gençler olursak inanın hem kendimize çok katkımız olur hem de ülkemize katkımız olur. Bu anlamda gençlerimize de evet çok büyük görevler düşüyor. Kendi gelişimlerini öncelikle sağlasınlar ve bunun için de şu andan itibaren uğraşmaya başlasınlar. Aslında bu konuşmalarımız sadece 8. sınıflar için değil, bizi izleyenler içerisinde 7. 6. sınıflar. Yani bu bir süreç. Biz ne kadar erken evet temeli atarsak ve güzel atarsak o temeli, sonraki yıllarda işimiz o kadar daha kolay olur diye düşünüyorum. Hocam bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biz İstanbul'da genel merkezin eğitimi var. Biz eğitime gittik. Tabii bu master 6'nın başındaki genel koordinatör Türkiye'deki en iyi öğrencileri İngiltere'ye götürüyorlar.
Tabii İngiltere'ye gittiğinde öğrencimiz fizikte birinci, matematikte birinci, biyolojide sayısal, sözel hepsinde full çekebilen, hepsini doğru yanıtlayabilen bir öğrenci. Kitlesi gidiyor buradan İngiltere. Tabii oradaki hocaya soruyorlar, İngiltere'nin en iyi okulunda. Diyorlar ki, bizim ismini bilmiyorum, Fatma diyelim. Bizim Fatma diyor ki, siz neden, ben fizikte birinciyim, ben biyolojide birinciyim, kimyada birinciyim, matematikte, geometride Türkiye'nin birincisiyim. Siz neden beni kendi okulunuza almıyorsunuz? Neden Johnny'yi alıyorsunuz, beni almıyorsunuz? Oradaki hoca da diyor ki, benim Johnny öğrencimin matematiği de iyi, fiziği de iyi, biyolojisi de iyi, sözel dersleri de iyi. Hepsinden doğru yanıt yapıyor ve o da senin yaptığın kadar yapıyor. Peki bizim Fatma soruyor, peki neden Johnny'yi alıyorsunuz siz? Aradaki diyor ki, fark ne? Diyor bizim Johnny diyor, yüzme biliyor. Bizim Johnny keman çalabiliyor. Evet. Bizim öğrenci iyi futbol oynar, iyi voleybol oynar. Senin bunlardan hangisi var diyor, piyanon var mı diyor. Bizim öğrenci, bizim Fatma masum masum bakıyor. Benim hiçbir şeyim yokmuş diyor. Yani hayatı da kaçırmamak gerekiyor. Hayatı da kaçırmamak gerekiyor. Artık yeni dünyada çalışan öğrencilerimiz var. Yarış çok zor. Aynı zamanda fiziksel becerilerimiz, bunları da geliştirmemiz gerekiyor. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür programımıza ederim. Renk kattınız. Sağ olun. İyi ki varsınız. Rehber öğretmenlerin hep yüzleri güler. Yüzleriniz solmasın. Hep gülsün Sayın Sağ Hocam. Sağ olun. İnşallah. Evet. Teşekkürler. Evet. Değerli izleyiciler, Şükrü Çiftçi ile Kahve Bahane programımızın bir sonuna geldik. Başarı çalışmaktır. Başarı emek harcayıp çaba sarf edenindir. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İyi akşamlar.